Yetkendi öneriyorum. İmza Feridun Eraslan, Ahmet Gür, Ufuk Beyteki. Onayınıza sunuyorum efendim. Uygun diyenler. Onaylamayanlar. Sonuçta uygundur. O zaman divanla Sayın Mehmet Asioğlu, Sayın Fethi Halepliler ve Sayın Jale Yelkenli'yi rica ediyorum efendim. Sayın Belediye Başkanı, siyasi partilerimizin değerli başkanları, meslek odalarımızın değerli temsilcileri ve başkanları, sevgili muhtarlarımız, Demokratik Kitle Örgütü'nün değerli temsilcileri, yine sivil toplumumuzun seçkin temsilcileri, hepinize Kent Konseyi toplantısı nedeniyle benim arkadaşlarımı divana seçtiğiniz için teşekkür ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, Kent Konseyi'nin bugüne kadar gelişiminde 3 sayılı yasayla tamamen bağlanmıştır ve yerel seçimleri tamamlanmasıyla birlikte 3 ay içerisinde hayata geçirilir ibaresi bulunmaktadır. Bununla alakalı belki biraz geç kalmışlığımız olarak da düşünülebilir, ancak bizler seçim döneminde ısrarla şunun üzerinde durduk. Marmaris için demokrasi hedefimizi ortaya koyduk ve orta yolda Marmaris'i yönetme idarinde olduğumuzu ifade ettik. Bu anlamda da bu oluşumun, bu konseyimizin bir anda oldu bittiye gelmesini istemeden yeterli zaman da kazanmak anlamında özellikle 3 aya yaymanın çalışmaları, aday arkadaşlarımızın, görev almak isteyen arkadaşlarımızın çalışmalarını daha da iyi yapabilmeleri adına bu şekilde daha olduğunu değerlendirdik de artık işte 3 ayı tamamlamak üzereyken nihayet bugün bu bir aradayız. Kampanya döneminde her zaman ifade ettik. Yani eminim ki burada bulunan birçok arkadaşımızla da bir araya geldiğimizde hatırlayacaklardır. Daima katılımcı demokrasiden, ortak akılla Marmaris'i yönetme idealinde hedeflerimizi ortaya koyduk ve bunları size birimizin döndüğü kadar aktarmaya çalıştık. Ama bugün görüyorum ki hakikaten bunu belli oranda başarmışız. Çünkü biraz önce buradaki toplantıya katılmadan önce de bazı arkadaşlarımıza sorduğumuzda önceki yıllarda Kent Konseyi'nin özellikle ilk meclislerinde maalesef ki bu oranda bir katılımın olmadığını ifade etmişlerdi. Demek ki Marmaris'te de artık her şey çok güzel oluyor. Değerli arkadaşımız böyle önemli bir göreve talip. Sizler hangi arkadaşımızı uygun görürseniz bizler onlarla çalışmaya devam edeceğiz. Ancak ben şundan anladığım gibi eminim ki seçilen arkadaşlarımız, seçilemeyen diğer arkadaşlarımızla da birlikte farklı çalışma grubu vesaire onların da bugün konseyin içerisindeki çalışmalarda aktif olarak rol var. Levent Bey'in 2 dakikasını kullanmak istiyorum yani. Onu söyleyeyim. Teşekkür ederim Levent Bey'e. Ben Ufuk Beyteki. 1966 yılında Karadeniz Ereğli'de doğdum. Üniversiteden mezun olduktan sonra 1987 yılında PTT'de memuriyete başladım. 2005 senesinde Marmaris PTT Merkezi'ne dahil oldum ve 2017 yılında şef kadrosundan emekli ayrıldım. Evliyim ve 2 kızım var. Bu girişi yaptım çünkü uzun uğraşlara rağmen çalışıp bir şey olgunlaştırmak isterken rakip olan arkadaşlar tanınmıyorsun bahanesini söylemişlerdi. Umarım herkes beni tanımıştır şimdi. Çalışma hayatım boyunca Türkiye'de memur sendikaları mücadelesinin başlatıcısı olan TÜMABERSEM ve KESK içinde temsilci şube başkanı görevlerinden sonra 6 yıl genel merkez yöneticisi ve 3 yılda genel başkan görevlerinde bulundum.
Bugüne kadar içinde bulunduğumuz bu mücadelenin bize öğrettiği şey ise mücadele birliğinin başarılı olabilmesi için bireylerin ahlaklı, ilkeli ve bireysel çıkarcılıktan uzak toplumun faydasına iş yapmak isteyenlerden oluşması gerekliliğidir. Demokrasi ve özgürlükler alanlarını kapatan anlayışlar karşısında halkın doğrudan söz ve karar sahibi olacağı bir demokrasi anlayışının ortaya konulması, böylece sorunların kamucu bir anlayışla ve halkın katılımıyla çözülmesine dayanan bir yöntemi hep beraber oluşturabilmeliyiz. Gerçek bir katılımcı belediyecilik anlayışı çerçevesinde halkı yönetime ortak eden, toplumu dönüştürmeye amaçlayan, halkın kendi tercihlerini belirlediği modelleri birlikte hayata geçirebiliriz. Halk olarak kentlerimizi kazanmak zorundayız. Peki kent konseyi nedir, ne işe yarar derseniz, kent konseyleri kenti kazanmanın yollarından biridir. Divan, belediye başkanım, sevgili katılımcılar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, hoş geldiniz. Ben İsmail Üçat Özboz'da, yaşım meydana çıkacak ama söylemek zorundayım herhalde, 1953 İzmir doğumluyum. Karşıyaka'da büyüdüm. Biz biraz Karşıyaka'lılar, tam İzmir'de değiliz, 35,5 diyorlar gerçi. Karşıyaka Erkin Lisesi'ni bitirdikten sonra Münster Üniversitesi Almanya'da Dil Akademisi'ni bitirdim. Sosyoloji eğitimi devam ederken babamın vefatı nedeniyle tekrar üstüne geri dönmek zorunda kaldım. Ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi ilk mezunlarımdan. Yaklaşık 30 yıldır Marmaris'teyim. Çeşitli kurumlarda görev aldım. Şu anda Uluslararası Sakal Derneği'nde yönetimdeyim. 10 yılı aşkın TÜRSAK başkanlığım var. Çok koltuk meraklısı değilim ama maalesef bu başkanlıklar beni bir türlü bırakmadı. Ve Marmaris'in ihtiyacı olduğuna inandığım için bu adaylığımı arkadaşlar pek güzel kabul ettim. Şimdi kent konseyiyle yaklaşık 15 yıl önce tanıştım. Bugünkü meclis üyemiz Ethem Ağabey olur ya bize. Sayın Devam, Sayın Belediye Başkanım, değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Değerli dostlar, 25 yılı aşkın zamandır Marmaris'te aktaklık yapmaktayım. Kent Konseyi yasal olarak kurulmadan önce 1990'lı yıllarda Marmaris'te oluşturulan sivil inisiyatif olarak siyaset üstü kent meclisinde yıllarca çalıştım. 2007 yılında yasal duruma gelen Kent Konseyi şehrimizde bir takım çalışmalar yapmasına karşın yeterli bir yetkinliğe de ne yazık ki ulaşamadı. Bunun da en büyük nedeni kent konseylerinin belediye başkanının emrinde çalışan pasif bir kurum olarak kalmasıdır. Yeni dönemde belediye başkanımız Mehmet Oktay, kent konseyinin tarafsız olmasını savununca, çağından sorumlu bir kişi olarak görevimize katkı sunmak için kent konseyi başkanlığına aday oldu. Genelde tek aday olarak gidilen Marmaris Kent Konseyi Başkanlığı'na bu dönemde 3, hatta sonra da bir arkadaş adayınca 4, hatta bugün de aday olacak 5 aday çıktı. Adayın çok olması demokrasi açısından bir zenginliktir. Her ne kadar son anda adaylık bence etik olarak çok doğru olmasa da benim açımdan hiçbir sıkıntısı yoktur. Ancak pek çok yanlış kaldırmaları da ortadan kaldırmak için seçilirsem demokratik, uygulanabilir bir iç yönerge hazırlanmasını, kentmesi, iç yönerge hazırlanmasını birinci derecede bir zorunluluk olarak görüyorum. Ve ilk iş bu. Saygıdeğer Belediye Başkanım, değerli delegasyon ve saygıdeğer konuklar, hepinizi en içten sevgi ve saygılarla selamlıyorum. Ben 1957 İstanbul doğumluyum. Evliyim, bir kız, bir erkek, iki evlat sahibiyim. İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi, fotoğrafçılık ve kameramanlık mezunuyum. Fotoğraf eğitmeniyim. Geçtiğimiz yıl Uluslararası Marmaris Fotoğraf Akademisi Derneği'nin kurucu başkanı ve halen de yönetim kurulu başkanıyım. Bu kent konseyinin gönüllülük esasına
dayanmasından dolayı ve bugüne kadar kent konseyinin yaptıklarını incelediğim zaman daha çok katma değerde bulunmak adına kısaca özgeçmişimi bilmeyen arkadaşlar söyleyeyim. 70 yaşındayım. Öyle diyorum Türkiye'de. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Hali hazırda İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde kültürel miras araştırmaları üzerine doktora tezimi tamamlamak üzereyim. Bir taraftan da öğrenciyim yani. Marmaris Karman Derneği Başkanıyım. Daha önce Marmaris Gazeteciler Derneği Başkanlığı yaptım. Yani 22-23 yıldır Başkanım, önce imzamı, önce imza sonra. Fark etmez. Değerli arkadaşlar, lütfen herkes yerlerinde otursun. Tek tek buradaki sıralamaya göre davet edeceğim oy kullanmaya. Oy kullanmayı herkes görsün. Herkesin zamanı değerli arkadaşlar. Benim zamanım... Sayın Başkan, hayırlı olsun.